kardeş. Merhabalar. Önümüzdeki iki saat boyunca karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini aktaracağız. Öne çıkan gündem maddelerine daha yakından bakacağız. Sayın seyirciler, geçtiğimiz yıl Başbakan Erdoğan'ın katıldığı HOPA mitinginde polisin biber gazı sıkması sonucu hayatını kaybeden Metin Lokumcu için anma yapılıyor bugün. Bir başka biber gazı cinayeti sonucu ölen Çayan Birben'in cenazesi ise otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda. Ayrıntıları aktaracağız. Kayseri Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan canlı bomba saldırısı, Muş'un Varto ilçesinde bir astsubayın sırtından vurulması, Hakkari'de karakol baskınıyla bir işçinin öldürülmesi, Amanoslar'da düzenlenen suikaste 3 subayın şehit edilmesi. Son dönemlerde yaşanan bütün bu gelişmeler PKK'nın eylem tarzını değiştirdiğini en net göstergeleri. Peki PKK neden stratejisini değiştirdi? Ne yapmaya çalışıyor? Bütün bunları Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Faraç'la konuşacağız. Gündemin baş döndürücü bir hızla değiştiği Türkiye'de son günlerde nur topu gibi bir gündem maddemiz daha oldu sayın seyirciler. Kürtaj. Başbakan Erdoğan'ın kürtajın günah olduğunu söylemesi, arkasından kürtajla ilgili yasal düzenlemeler konusunda düğmeye basılması, kürtajın her yönüyle hayatımıza girmesine neden oldu. Kürtaj tartışmaları üzerinden Türkiye'de gündem nasıl oluyor da bu kadar çabuk değişiyor, kim belirliyor, medya nasıl bir rol üstleniyor bunları konuşacağız. Aral Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Nezife Güngör stüdyo konuğumuz olacak. Haber burada başlıyor. İlk gündem maddemiz hava iş kolunda yaşanan gelişmeler. İş kolunda çalışan işçilerin grev hakkını elinden alan madde yasa düzenlemesi mecliste dün kabul edildi. Yasa teklifi meclisten geçer geçmez Başbakan Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı ve hava işin 29 Mayıs'taki bir günlük eylemini kanunsuz ilan etti. Erdoğan hava işin eylem yöntemini de kılıf uydurmak olarak niteledi. Havacıların karşı çıktığı, havacılara grev yasağı öngören yasal düzenleme dün meclisten geçti. Geçer geçmez de Başbakan Erdoğan bir günlük uyarı eylemini kanunsuz ilan etti. Gece 12'ye kadar süren grev bir defa kanunsuz. Erdoğan dün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Somali Geçici Federal Hükümeti Başbakanı Abdiveli Muhammed Ali ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, hava işin iş bırakma yöntemleri içinde kılıf uyduruyorlar dedi. İş ağırlaştırma veya işi bırakma gibi böyle garip garip böyle yaklaşımlar. Havacılara grev yasağı getiren düzenleme ile ilgili bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi sayın seyirciler. CHP lideri yeni düzenlemeyi sözleşmelere aykırı bulduğunu söylemekle yetindi. Uluslararası sözleşmelere aykırı, anayasanın 90. maddesine aykırı. AKP referandumdan önce grev yasağını kaldıracağız, grev yasağının önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye taahhüdü vardı. Yaptığı tam tersi, doğru bir uygulama değil arkadaşlar. Hak aramanın önündeki engelleri kaldırmak yerine hak arayanları cezalandıran bir uygulama. Evet, hava iş kolunda grev yasağı getiren düzenleme dün meclisten geçti dediğimiz gibi. Türk Hava Yolları grev yasağına karşı bir günlük iş bırakma eylemi yapan 200 çalışanına iş akitlerinin feshedildiği mesajı gönderince hava işten de süresiz eylem kararı çıktı. Hava yolu çalışanları her gün sabah saat 6 ile akşam 23 arası İstanbul Atatürk Havalimanı'nda eylemde olacak. Hava yolları emekçilerine destek vermek için şu sıralarda İşçi Partisi ve kitle örgütleri Atatürk Havaalanı'nda bir basın açıklaması yapıyor. O açıklamayı Ulusal Kanal'dan Seza Özdemir takip ediyor ve ayrıntılar için telefon attığımızda. Seza merhaba. Merhaba Filiz. Seni dinliyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı bu şartlar geniş terminal
an buradalar. Ve sulara, kuru pasta gibi, meyve suyu gibi yiyecekleri ve içecekleriyle şu an bekleyişteler. Hava İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Karasay'ın aktardığı bilgiye göre 13 civarında bir burada terminalin önünde, dış hatlar geliş terminalin önünde bir toplama çağrısı yapmıştı, ancak herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtmişti Karasay'ın. Şu an burada hava iş için süresiz eylemine destek için gelen pek çok kişi örgütü ve siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi saat 3'te bugün desteğe gelecek ve burada bir açıklama yapacak. Saat 13'te İşçi Partisi bir açıklama yapacağını duyurmuştu. Şu an Hava İş Sendikası üyelerinin burada toplanmalarını bekliyorlar. Peki bu sürece nasıl gelinmişti? Türk Hava Yolları 29 Mayıs'taki özverili çalışma eylemi nedeniyle 400'e aşkın Türk Hava Yolları personeline, kabin çalışanlarına kısa mesaj yoluyla cep telefonlarından ya da posta yoluyla iş akitlerine feshedildiğini bildirmişti. Ancak hemen belirtelim, Hava İş Sendikası bunun yasal bir bildirim olmadığını söylüyor, belirtiyor. Türk Hava Yolları yönetimi tarafından dün sabah saatlerinde cep telefonlarına ya da e-postalarına gönderilen mesaj gönderilen 150 çalışan dün sabah saatlerine itibaren giriş kartları çalışmıyor, yetersiz bir şekilde. Ve bugün de uçuşları planlı olmasına rağmen, uçuşa görevlendirilmesine rağmen kartları çalışmadığı için 150 çalışan şu an işlerine başına dönemiyorlar ve buradalar Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminali önündeler. Burada ayrıca sadece dün işleri feshedildiği iddia edilen kişiler yok. Aynı zamanda işlerine devam eden, birazdan uçuşuna gidecek olan ya da uçuştan yeni dönmüş olan, hala işin başında olan Türk Hava Yolları çalışanları da var. Onlar da, biz onlarla aynı ekmeği yedik, içtik. Onların hepsini tanıyoruz. Çoluğu, çocuğu var. Biz kendimizi kurtardık diyemeyiz. Biz de arkadaşlarımızın yanındayız diye buraya geldiklerini, eyleme destek verdiklerini söylüyorlar. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Dediğim gibi son olarak vurgulayalım ki pek çok siyasi parti ve demokratik örgütü burada. Aynı zamanda farklı konfederasyonlara bağlı sendikalar, farklı iş kolları, sendikaları da burada. Örneğin Nakliyat İş burada, ODİH burada, Ulusal Devrimci İşçi Hareketi burada. Kayıp odasında eski yöneticilerinden olanlar var, eski yöneticileri buradalar. Dediğimiz gibi bugün Hava İş Sendikası'nın İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar giriş terminali önündeki destek eylemine, süresiz eylemine pek çok destek gelecek gibi görünüyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Seza Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Altını çizelim. Hava İş Kolu'nda çalışanlar grev haklarının ellerinden alınması üzerine süresiz eylem kararı aldılar sayın seyirciler. Her gün saat 6 ile 23 arasında iş bırakıyorlar. Eylemdeler. Bu arada şu sıralarda havayolu emekçilerine destek vermek için Atatürk Havalimanı'nda bir basın açıklaması yapılıyor. İşçi Partisi'nin aralarında bulunduğu siyasi parti ve kitle örgütü üyeleri, temsilcileri Atatürk Havalimanı'nda Hava İş Kolu'nda çalışanlara destek veriyor. Bir dipnot eklemem gerekiyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu'dan açıklama var. Tasarıya karşı eylem yapan personele gözdağı gibi bir açıklama yaptı Hamdi Topçu ve ihracatın yıldızları ödül töreninde konuşurken 150 Türk Hava Yolları çalışanını işten çıkardığını söyleniyor. Doğru mu sorusuna daha da fazlasını çıkaracağız yanıtını verdi Hamdi Topçu. Topçu'nun sözleri üzerine konuşan Hava İş Sendikası Genel Başkanı Atilla Yalçın ise sayının şimdiden 300'ün üzerine çıktığını açıkladı. Bundan sonra kaybedecek bir şeyimiz kalmadı dedi Ayçin. Önceki gün doktor raporu alarak işe gitmeyen personele mesajla işten atıldıkları yönünde bilgi geldiğini anımsatarak Türk Hava Yolları yönetimine dava açacağız. Çalışanlar geri alınmadıkça da bu eylem bitmeyecek diye konuştu. Evet, Hava İş Kolu'nda devam ediyor kriz diyelim. Hava İş Sendikası üyeleri eylemde süresiz eylem kararı aldılar. Bir yandan da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Daha fazlasını çıkaracağız işten dedi. Süreç nasıl ilerleyecek hep beraber göreceğiz. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelerle devam edelim efendim.
Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı ara kararlarda tutuklulara suç duyurusu yağdırdı. Mahkeme İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve avukat Şahin Mengü'nün aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklulara ve avukatlara suç duyurusu yağdırdı. Mahkeme heyeti İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, yayıncı Durmuş Ali Özoğlu, Gazi Hüseymen Serdar Öztürk hakkında suç duyurusu yaptı. Mahkeme, hakimleri hedef gösterme iddiasıyla emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve gizli tanığın kimliğini açıkladığı iddiasıyla Oğuz Alparslan Abdülkadir hakkında da suç duyurusunda bulundu. Duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle eski CHP milletvekili avukat Şahin Mengü de suç duyurularından payını aldı. Doğu Perinçek, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin dinlenmesi talebinde bulunmuştu. Savcı, talebin kabul edilmesini istedi ancak mahkeme heyeti bu talebi ileri bir tarihte değerlendirme kararı aldı. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesi talebi de ileri bir tarihe ertelendi. Ara kararlara göre emekli Orgeneral Şener Er Uygur bir sonraki duruşmada hazır bulunacak. Mahkeme heyeti BDP'li Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Hasip Kaplan'ın müdahillik taleplerini ise bir kez daha reddetti. Doğu Perinçek'in talebi üzerine Devrimci Subaylar Örgütü dava dosyasının ve Abdullah Öcalan'la Sabri Ok arasındaki telefon görüşme çözümlerinin dosyaya dahil edilmesine karar verildi. Türk futbolu UEFA darbesiyle sarsıldı sayın seyirciler. UEFA, Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor'a mali disipline uymadıkları için Avrupa kupalarına bir yıl katılmama cezası verdi. UEFA'nın kararıyla UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş ve Bursaspor önümüzdeki yıl bu kupaya katılamayacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, mali kriterlerdeki uyumsuzluk nedeniyle Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor kulüplerine ceza verdi. UEFA 3 Türk takımına Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün Nyon kentinde UEFA yetkililerine karşı savunma yaptı. Savunmanın ardından açıklanan kararda mali kriterlerdeki uyumsuzluk nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası verildi. Bu kararla Beşiktaş hak kazandığı UEFA Avrupa Ligi'ne bu yıl gidemeyecek. Beşiktaş'a verilen cezanın ardından aynı gerekçeyle Bursaspor ve Gaziantepspor'a da Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası geldi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Bursaspor da önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında olmayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ın yerine Eskişehirspor'un, Bursaspor'un yerine de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un gitmesi bekleniyor. Sayın seyirciler, polisin sıktığı biber gazından hayatını kaybeden 31 yaşındaki Çayan Birbe'nin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Birbe'nin aşı otopsi işlemlerinin ardından Rize'ye gönderilecek. Birbe yarın Pazar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Yalova'da ayırmaya çalıştığı kavgada polisin kullandığı biber gazından etkilenerek hayatını kaybeden astım hastası Çayan Birbe'nin cenazesi otopsi işlemleri için dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Birbe'nin doktorları ölüm nedenini biber gazının neden olduğu stres, stresin yol açtığı hipertansiyon sonucunda beyin baloncuğunun patlaması olarak açıkladı. Ancak Birbe'nin kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu açıklığa kavuşacak. Çayan'ın cenazesiyle birlikte İstanbul'a gelen dayı Metin Haberal hükümete tepkiliydi. Var mı böyle bir devlet var mı? Merak ediyorum. Bir bakanı çıkıp açıklıyor, zararsız gaz diyor ama vatandaşın üzerinde test yapıyorlar bu gazı. Test yapıyorlar. Acaba bu gaz zararlı mı değil mi? Görsünler zararlı mı değil mi diye. Birbe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Rize'ye gönderilecek. Birbe, Pazar ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.
Bir başka biber gazı cinayeti geçen yıl yaşanmıştı, hatırlayacaksınız. Hopa'daki mitingde Metin Lokumcu hayatını kaybetmişti. Bir kısaca hatırlayalım o olayı da. Geçen yıl seçim çalışmaları sırasında Artvin'e giden Başbakan Erdoğan'ı bir grup protesto etmek istemişti. Polis o gruba biber gazı ve coplarla müdahale etmişti. Arbede sırasında tarafları sakinleştirmeye çalışan Metin Lokumcu'ya polis biber gazı sıkmış ve Lokumcu hayatını kaybetmişti. O olaylardan sonra da bir gözaltı furyası başlatılmıştı. Uzun süren bir gözaltı furyası, hatırlayacaksınız. Onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Metin Lokumcu şu dakikalarda hayatını kaybettiğim Artvin'in Hopa ilçesinde anılıyor. Onu belirtelim. Orada bir anma töreni var. Programımız içerisinde dönebilirsek eğer Hopa'ya, oradaki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız sayın seyirciler. Ve kamuoyunda yoğun tepkiyle karşılanan kentsel dönüşüm yasası, yani afet yasası onaylandı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ve böylece afet yasası adıyla resmen yürürlüğe girmiş oldu. Şimdi sıra aman depremde yıkıldı yıkılacak gerekçesiyle milyonlarca yurttaşın evini yıkmaya geldi. Deprem bahanesiyle gündeme getirilen afet yasası Cumhurbaşkanı'nın onayı ardından resmi gazetede yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yasaya dayanarak Türkiye genelinde milyonlarca kişinin evleri yıkılacak. Şimdi gideceğiz, gerekirse evleri yıkacağız. Yıkımlar ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlayacak ve tüm yurda yayılacak. Kentsel dönüşümde yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'de olacak. Yasaya göre ilk önce riskli yapılar belirlenecek. Bu yapılara elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere verilen tüm hizmetler durdurulacak. Ardından sağlam raporu alamayan bina sahiplerine yıkım tebligatı yapılacak. Uygulamaya geçilmeden önce yapı sahibine tasını tarağını toplaması için en az 2 ay süre tanınacak. İlk önce bina sahipleriyle anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşmayı kabul edenlere geçici konut, iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılacak. Eğer bina sahipleri anlaşmaya yanaşmazsa binalar bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılacak. Yıkım kararı verilen binalar için itiraz yolu da kapalı. Yurttaşlar yürütmeyi durdurma davası açamayacak. Kayseri Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan canlı bomba saldırısı, Muş'un Varto ilçesinde bir astsubayın sırtından vurulması, Hakkari'de karakol baskınıyla bir işçinin öldürülmesi, Amanoslar'da düzenlenen suikaste 3 subayın şehit edilmesi. Sayın seyirciler, son dönemlerde yaşanan bütün bu gelişmeler PKK'nın eylem tarzını değiştirdiğinin en net göstergeleri. Peki PKK neden stratejisini değiştirdi? Ne yapmaya çalışıyor? Bütün bunları Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Faraç'la konuşacağız. Sayın Faraç, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tabii önceden gördüğünüzü ve önceden yazdığınızı biliyoruz. Bir de bu gelişmelerin yanına sizin özellikle altını çizdiğiniz bölgedeki imam cinayetlerini de eklemek gerekiyor. O bir başka hesaplaşmanın unsuru, onu da konuşacağız. Ama bu nasıl bir strateji? Hani yeni mi demek gerekiyor bu stratejiye PKK açısından? Çok teşekkürler. Ulusal kanal izleyicilerini, gönüllerini, aydınlık okurlarını ve tüm Türkiye'yi selamlıyorum. Uzun süredir beni ekranlarda göremiyor insanlar. Evet. Çok da mail geliyordu. İyi oldu. Yoğunluktan ama biliyor aydınlık okurları. Yoğunluktan yazılar gerçekten çok yoruyor. Şimdi dikkat ederseniz PKK son bir yıl içerisinde ciddi bir abluka içerisinde altında. Yani bunu bir defa kabul edelim. Bunu AKP yaptı, CHP yaptı, DYP kim yaparsa yapsın ama bir abluka var. Bu abluka PKK'nın hareket kabiliyetini ciddi biçimde etkiledi. Hı hı. Yani eylem kabiliyet düşen örgüt, bir taraftan da özellikle son 2 yıldır yoğunlaştırılan o KCK operasyonları nedeniyle kentlerdeki milis ve siyasi yapısında da ciddi bir darbe aldı. Bu darbeler yüzünden örgütün lojistiğinde de ciddi kırılmalar yaşandı. Yani kent merkezlerinden, kırsaldan eylem bölgelerine ya da örgütün hücrelerinin bulunduğu dağlara militan sevkiyatı azalınca örgüt ciddi bir sıkıntı içerisine girdi. Üçüncü bir sıkıntısı, Öcalan'da 250 günü aşkın süredir avukatları görüşemiyor. Evet. Bu şu anlama geliyor. PKK hem siyasal hem eylemsel strateji belirlemekte güçlük çekiyor. Çünkü daha önce Öcalan'ın talimatları örgütün hareket kabiliyetine ciddi yön veriyordu. Tüm bu sıkıntıları yan yana getirdiğimizde şu ortaya çıkıyor. PKK eylem sıkıntısı çekiyor. Eylem sıkıntısı çekerken
kendi tabanında zaten KCK operasyonları nedeniyle yaşanan bir kırılma var. Bu kırılmanın daha kadrosuna da yansımasını önlemek için farklı eylem alanlarına yönelmek zorunda kalıyor. Tam da Hatay'da 3 subayın şehit edildiği gün farklı bölgede kaos başlığıyla Aydınlık'ta yazdığım o mesele, o olay bunu tarif ediyor. İşte PKK kırsaldaki eylem hareketlerini batıya kaydırarak hem ayakta olduğunu göstermeye çalışıyor, hem tabandan moral vermeye çalışıyor, hem de işte Türkiye'nin her tarafında eylem yapıyoruz gibi bir stratejiyi dikte ettirmeye çalışıyor. PKK'nın stratejisi artık dağda eylem, dağdan kentlere sızarak eylem değil. Bizzat milis yapısını kentlerde konuşlandırarak kentlerde kaosa yönelen hükümeti zor durumda bırakacak. Güvenlik güçlerini zor duruma bırakacak ve toplumun Kürt sorununun, terör sorununun çözülmesi konusunda ikna etmeye çalışmak. Böyle bir strateji değişikliğine gitti. Bütün Amanoslar'da, işte Muş'ta, daha önce Kayseri'de, orada burada yapılan bütün eylemler, Karadeniz'in doğusunda yapılan eylemlerin amacı bu aslında. Kaos yaratmak. Yeni bir harekat, yeni bir eylem stratejisi geliştirmek. PKK bundan sonra bu tür eylemlerle baskısını arttırmaya çalıştı. Devam edecek tabii yani ki. Bu eylemler. Kesinlikle. Peki. Şimdi o imamlar meselesine de değinelim. Evet. Çünkü Güneydoğu'da ciddi bir şekilde imamlar da öldürülüyor. Siz özellikle onun altını çiziyorsunuz. Evet. Onu neye bağlamak gerekiyor? Şimdi bakın, PKK'nın imamlara saldırmasının iki nedeni var. Biri, Hizbullah tandanslı imamların geçmişte PKK ile ilgili propaganda yapmalarıydı. Bu propagandalar sırasında örgüt çok sayıda imamı öldürdü. Hizbullah tandanslı. Ama özellikle 15-17 Ocak 2000'den sonra Hizbullah'ın çöküş sürecinin ardına girmesiyle birlikte PKK'nın Hizbullah'ı çizgideki din adamlarına saldırmaları, eylemleri durdu. Son dönemde, son 3 yıldır yapılan imam eylemlerinin en büyük nedeni PKK ile Fethullah Gülen cemaati arasındaki gerginliktir aslında. Çünkü öldürülen imamların çok büyük bölümü, yarısından fazlası cemaate yakın insanlar olarak biliniyor. Özellikle Aziz Tan mesela, Hakkari'de öldürülen imam mesela, örgütün yayın organlarında da cemaate yakın olduğu belirtildi. Daha önce yine Doğu Ağrı'da öldürülen 3 imam var. Son olarak geçen hafta Mehmet Uzun, görme özürlü imam Mehmet Uzun'un öldürülmesi olayı var. Sadece bildiğimiz bu şekilde 6 imam cinayeti var. Bunların 5'inin PKK tarafından yapıldığı kesinleşmiştir. Biri faili meçhuldür. Bu konuda da bir kuşku vardır PKK'ya. Şimdi örgüt o bölgede, biliyorsunuz PKK daha önce Kürdistan İmamlar Birliği adı altında o bölgedeki muhafazakar yapıyı yakınlaştırmak için bir yapılanma içerisine girmişti. Hatta Öcalan'ın özellikle doğum günlerinde ortaya çıkan görüntülerde PKK'nın muhafazakar alanda siyaset yapma çabasını da göstermişti. Ne yapmışlardı? Öcalan'ın evinin bahçesindeki toprağı alıp muskaya dönüştürmüşlerdi. Yine evindeki gece kondusundaki Urfa'nın Halfeti ilçesinin Ömerli köyündeki gece kondusundan ekmek parçalarını, kuru ekmekleri alıp bunları teberik olarak bilinen muska gibi kullanan insanlar gördük orada. Yine Öcalan'la ilgili Urfa'nın Suruç ilçesinde atılan çok önemli bir slogan var. Ya Allah Bismillah Serokem'i Abdullah. Ya Allah Bismillah liderimiz Abdullah. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin imamlara Ramazan ayında gümüş şekerlikler armağan etmesi. Yine BDP PKK çizgisindeki gösterilerde Said Nursi posterlerinin taşınması. Kur'an-ı Kerim taşıyan mollaların önde yürümesi şunu gösteriyordu. PKK o bölgede tabanına yönelik müdahalenin tarikat ve cemaatlerden geldiğini görünce o kırılmanın büyümesini önlemek için muhafazakar bir Nakşi ve Nurculuğun egemen olduğu bir coğrafyada sadece sol söylemlerle siyaset yapılamayacağını gördü. Yol kalkmış oldu yani. Kesinlikle yapmak zorundaydı bunu ve yapmaya başladı o dönemden. Bunu yaparken işte cemaatin ya da Hizbullah'ı çizgideki imamların tepkileriyle karşılaştı. Propagandalar yükselince orada milis güçleri devreye girdi ve biraz da imamlara gözdağı vermek, cemaate, tarikatlara, dinci örgütlere gözdağı vermek, bize yaklaşmayın, bize müdahale etmeyin şeklinde gözdağı vermek için bu imamları hedef aldı. Bu imam eylemleri eğer tabii ki bu tarikat ve cemaatlerin yayın organlarının PKK üzerinde çok büyük bir psikolojik savaşı da var. Özellikle Zaman ve Aksiyon yapıyor bunu. Samanyolu Televizyonu yapıyor bunu. Yine Samanyolu Televizyonu'ndaki bazı dizilerde bunu görüyoruz. PKK'nın hem askeri hem siyasi yapısını hedef alan bir şeyler var orada. Görüntüler var, diziler var, filmler var. Bunlar
PKK ile cemaatin ve tarikat unsurları arasındaki gerilimi arttırıyor. Bu gerilim artarken PKK'nın o bölgede yapabileceği ya çok büyük eylemlerle bunları geri teptirmek ya aynı enstrümanlarla, medya araçlarıyla karşılık vermek ya da üçüncüsü PKK'nın alışılagelmiş yöntemi şiddet ve terörle o bölgede bu insanlara eylemler yaparak gözdağı vermek. Evet, peki. Şimdi dönelim tekrar PKK'nın yaptığı bu eylemleri. Belki orada biraz hani AKP'nin hem PKK'ya hem BDP'ye yönelik politikasını da konuşmak gerekir. Şimdi bu PKK'ya yönelik ablukayı nasıl açıklamak gerekiyor? Yani bir yandan baktığımızda AKP'nin Oslo sürecini görüyoruz, görüşmeler yapıldığını görüyoruz. Sonra birdenbire o görüşmeler ortaya çıktıktan sonra işte tam tersi, çok sert bir politika izlediğini görüyoruz. Neden şimdi PKK'ya karşı yürütülen bu politika nasıl bir politika? Ergenekon adı altında yürütülen operasyonlarda cumhuriyetçi unsurların tasfiye edilmesi çabası sırasında Tayyip Erdoğan kendine bir rol biçti. İşte ben askeri de karşıma alabilirim. İşte Atatürkçülere de, solcularda, cumhuriyetçilere de, üniversite rektörlerinde. Ama bütün bunlar yaparken, o cumhuriyetçi unsurlar üzerindeki baskıyı artırırken bir yumuşak karnı vardı, terör. PKK ile uğraşamayan, mücadele edemeyen bir siyasi lider, bir başbakan PKK ile mücadele eden kahramanları, askerleri içeri atıyor. Bu paradoks oluştu ortada. Bu sıkıntıyı gördü. Bu sıkıntının kamuoyunda da yavaş yavaş hükümetin, AKP'nin aleyhine döndüğünü görmeye başladı. Özellikle 1,5 yıl önce, seçimden önce Ankara Kızılcahamam'da yapılan AKP'nin toplantısında, kampında, burada bazı milliyetçi ya da cemaate yakın milletvekilleri Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi niye engellenmiyor diye çok sert açıklamalar yaptılar. Bu açıklamaların ardından AKP içerisinde hem PKK'nın bu Oslo görüşmeleri hem hükümetin bu terör gruplarıyla diyaloğu öne çıktı, bir de arkasından hemen. Bu bir tepki oluştu. Bu tepki, parti içerisindeki bu tepkinin tabana yansıması kaçınılmaz olacaktı. Erdoğan hükümeti ABD ile birlikte, üstelik Kuzey Irak'taki Barzani gruplarıyla birlikte hareket ederek 3 yıl önce Kuzey Irak'ın Erbil kentinde kurulan üçlü mekanizma merkezini devreye soktu aktif olarak. Bu merkezi Amerika, Türkiye ve Irak oluşturmuştu. Tek hedefi vardı, PKK'yı hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da yalnızlaştırmak, kısırlaştırmak, eylem kabiliyetini yok etmek, örgütlenme yapısını engellemek ve de ekonomik koridorunu tamamen kesmek. Ama bir yandan da şimdi PKK zaten bir rol icabı doğmadı mı? Çünkü öyle değerlendirmeler de var. Evet. Amerika'nın bölge üzerindeki planlarına hizmet eden bir örgüt olarak nitelendirdi ve Amerika'nın desteklediği bir örgüt. Dolayısıyla şimdi o rol başka birine mi verildi? Hani Barzani'nin işin içine girmesi o açıdan mı? Büyük Orta Doğu projesinde uygulanmasında Amerika başarılı olduğunu düşünüyor. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde yapılan bu operasyonlar, Mısır'da, Fas'ta, efendim Libya'da, bunun başarılı olduğunu düşünüyor. O bölgede artık bir Kürt devletinin kurulmasının kaçınılmaz olduğunu görüyor. Kürt devleti kurulması sırasında rolü Barzani tarafına vermiş. Ancak karşısında büyük bir handikap var, Türkiye. Türkiye sınırında devletleşmeye çalışan bir yapının, bir aşiretin Türkiye'ye karşı terör gruplarının korumacılığı yapmasına kesinlikle zaten izin vermiyor. Amerika bu handikapı yarmak için PKK'nın üzerine gitmeyi kabul etti. Barzani'yi de burada bir taşeron olarak kullanmaya başladı. Yani şu bir gerçektir. Amerika'da, Avrupa'da ve Balkanlar'da PKK'nın para trafiğinin kesilmesi konusundaki operasyonlar %60 başarılı olmuştur. PKK'ya yönelik operasyonlar da %50 oranında başarılı olmuştur. Ama PKK'nın siyasallaşma çabası %80 oranında başarılı olmuştur. Hükümet bunu kıramamıştır. KCK operasyonları milis yapısını ciddi biçimde etkilese de orada bir devinim başlamıştır o bölgede. Şimdi bu nedenle hükümet aslında şaşkın bir rota izlemektedir. Yani ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette. İşte PKK'larla masaya oturan bir hükümet halen Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin askerinin, polisinin yurttaşının şehit olmasını engelleyemiyor. Bu sıkıntı aslında, bu Oslo falan görüşmeler artık yürümez. Yani hükümet de yürütemez bunu. Çünkü ciddi bir sıkıntı oldu. Karşısında terörle beslenen, şiddeti dayatarak kazanım elde etmek isteyen bir örgüt var.
bu saatten sonra. Ben o görüşmelerin çok başarıya ulaşacağını falan sanmıyorum ben. O yüzden bu terör eylemleri, PKK da bunu gördü. Öcalan'ın bir şekilde avukatlara görüştürülmemesi de bunu zaten kanıtlıyor. PKK da şu anda hükümet gibi şaşkın bir halde ne yapacağını bilmiyor. İşte son dönemde Batı'da askerlere, imamlara, polislere, Yüksekova'da olduğu gibi 8 uzman çavuş ve polisin sokak ortasında, ki bir bölümü, çok büyük bölümü sırtından kurşunlanarak öldürülmüştür. Bu eylemleri arttırarak hükümet üzerindeki baskısını arttırmaya çalışıyor. Evet. Peki şunu da sorayım. Bir de bir yandan hani bir özerklik tartışması var, BDP'nin sık sık dile getirdiği. Bir yandan yürütülen bir yeni anayasa süreci var. O yeni anayasa sürecinde de bir şekilde o özerklik acaba hayat bulur mu, yer bulur mu tartışmaları var. Onlara ne diyorsunuz? Bakın şimdi bugün gazetemizde de var, Aydınlık'ta da var. CHP'nin iki milletvekili Kürt sorununun işte çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanına bir öneri götüreceklermiş. Hakikatleri Araştırma Komisyonu, işte bilmem akil adamlar falan filan. Bunlar biliyorsunuz Öcalan'ın 2009 yılından bu yana sık sık avukatları aracılığıyla gündeme getirdiği önerilerdi. Bunu CHP gündeme getiriyor şu anda. Bu da çok şaşırtıcıdır aslında. Şimdi dikkat edin, geçen hafta yine CHP'nin iki grup başkan vekili siyasi partilerin Kürtçe propaganda yapabilmesine olanak tanıyan bir yasa teklifini sundular. Evet. Ya çok ilginç bir süreç gidiyor. Bugün BDP mesela AKP'nin Dersim üzerinden başlatamadığı tartışmayı CHP başlattı. Kürt sorunu konusunda BDP'nin veremediği kanun tekliflerini, önerilerini şu anda CHP veriyor. Ortada böyle bir siyasal kaos da var. Bu kaos içerisinde bakın ne hükümet, ne BDP, ne CHP ne yapacağını bilmiyor. Türkiye'de çok yakın sürede bu sorunun çözüleceğini bekleyenler bence büyük hayal kırıklığı yaşayacaklar. Çünkü bu konuda ne kadar şaşkınlık varsa o kadar da bir rotasızlık var. Yani kim ne yapacağını bilmiyor. Herkes biraz da Kürt sorunu, o bölgedeki sorun üzerinden siyasal rant elde etmek istiyor. Ama o bölgedeki insan eziliyor, o bölgedeki insan ölüyor. Şimdi yalnızca o bölgedeki insan değil, o bölgedeki insanlara güvenlik açısından, dini hizmetler açısından, eğitim hizmeti açısından çaba harcayan, orada faaliyet göstermeye çalışan Batı'dan giden insanlar da ezilmeye başladı. PKK'nın yarattığı kaos önümüzdeki günlerde bu yüzden daha çok artırılacak. Ben bu yüzden Aydınlık'ta suikast zamanı diye yazdım. Şimdi tarihin hiçbir dönemde PKK'nın eylem hareketlerine başladığı 1984 15 Ağustos'undan bu yana hiçbir dönemde örgüte ait bu kadar askeri mühimmat ele geçirilmemiştir. Bu kadar patlayıcı ele geçirilmemiştir. Kars'ta 10 kilo C4 ele geçiriliyor. Mesela çok ilginçtir. Karadeniz'de, İstanbul'da, İstanbul'un göbeğindeki arazilerde ele geçiriliyor. PKK bu konuda eylem hareketliliği konusunda hem Öcalan'ın bağlantılarının kesilmesi, hem Avrupa ile Amerika ile bağlantılarının kesilmesi, hem ABD'nin %60 oranında sırtını dönmesi, yine Barzani'nin %80 oranında PKK'ya uzak durması örgütü bir rotasızlığın ortasına sürüklemiş. O yüzden bu kadar eylemsel şaşkınlık varken bunun siyasal açıdan çözümü de o kadar şaşkın haldedir şu anda. Evet. Tabii Suriye konusuna da belki bağlamak gerekiyor. Çünkü bir yandan da Suriye'ye teröristler Suriye'den giriyor. Evet, mesela Kayseri olayında öyle dediler. Hem orada kullanılan bombalar hem de PKK'lar Suriye'den geldi dendi. Bu tabii Suriye'ye müdahale için bir zemin oluşturma çabası olarak algılandı ama PKK bir rol üstlenir mi sizce Suriye konusunda? Bakın şu anda şunu açıkça söyleyeyim ben. Suriye'ye bir müdahale söz konusu. Türkiye de bunda başrolü çekiyor. O bölgedeki kaosun arttırılması konusunda da Türkiye ne yazık ki başrolde. Olası bir savaş, olası bir müdahale nedeniyle aylardır sınırda askerlerin, polislerin teyakkuzda olduğu bir bölgede PKK'lılar nasıl içeri giriyor? Bunu Türk halkının ben vicdanına bırakıyorum. Yani şimdi PKK'nın Suriye'den girmesine gerek yok ki. PKK Amanoslar'da zaten. Hatay'ın göbeğinde. Bakın iki gün önce köşemde bir fotoğraf yayınladım. Aydınlık okurları görmüştür. PKK'lılar Amanos'ta o kadar rahat ki bir video ele geçirilmiş. O videoda teröristler konuşuyor, ezan sesi duyuluyor aşağıdan. Bir sokak kedisi aralarında dolaşıyor. Şimdi PKK'nın bu kadar Hatay'da, Amanos'ta, İskenderun'da, Maraş Kırsalı'nda bu kadar yerleşim birimlerine yakın olduğu bir süreçte. Üstelik yerleşim birimlerinden çok rahat inip çok rahat eylem yapabildiği süreçte dışarıdan bombacı getirmesine gerek yoktur. Orada bir göz yumma mı var peki?
Yani bu kadar rahat hareket alanı buluyor olmalarında? Bence bir istihbarat ve operasyon başarısızlığı var. Yani şimdi siz sınıra her gün bomba, sınır dışına bombaya operasyon yapıyorsunuz ama ya batıya gitmiş, denizin dibine gitmiş neredeyse örgüt. Burada üstelik 1991'den bu yana bu yapı var orada. 21 yıldan bu yana PKK, Şemdin Sakık'ın o bölgeye Öcalan tarafından gönderilmesi, Öcalan Sakık o bölgede 6 ay kaldı, deşifre oldu ve çekildi. Hı. O gün bugün o bölgede yaklaşık 400 civarında terörist girip çıkmıştır. Hiç kuşkusuz bunu söyleyebilirim. O bölgede şu anda en az 7-8 tane 5'er 6'şar kişilik gruplardan oluşan teröristler var, dolaşıyor. Bunu, bu rakamları niye veriyorum? Suriye'den PKK'ların girmesine gerek yok. Orada PKK zaten Türkiye'nin içerisinde. Yalnızca Güneydoğu kırsalında değil. Amanoslar'da. Hı-hı. Batı'da da var. Karadeniz'de eylem yapıyor. Eylemlerinden görüyoruz zaten. Karadeniz'de eylem yapıyor. İşte başbakanın konvoyundan bir saat önce polis otosuna ateş edildi o bölgede. Yani var bir şekilde. Hı-hı. Çok böyle abartılacak düzeyde bir askeri yapısı olduğuna inanmıyorum. Olamaz zaten, barınamaz. Ama şöyle bir şey var. PKK'nın askeri yapısıyla dağ kadrosu arasında giderek büyüyen, bu suikastların arkasında olan bir yapı var. Bu da milis yapısıdır. Hı-hı. Bakın ilk kez dönemin Genelkurmay Başkanı'ydı Yaşar Büyükanıt. İlk kez o açıkladı. Ben bunu daha önce çalıştığım gazetede yazdığımda askerlerin milis sözcüğünden rahatsız olduğu bana iletildi. Bunu ilk kez burada söylüyorum. Ya Mehmet Faraç yazılarında milis diye yazmasın. Niye? Efendim işte bu PKK'yı büyütür. İyi de milis var. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yaşar Büyükanıt medyaya briefing verirken ilk kez canlı yayında dedi PKK'nın milisleri faaliyette dedi. Hem de benim uyarılmamdan 2 ay sonra. Arkasından ilk kez PKK tarihinde örgütün ajansı yayın organları üzerinden milis yapısına vurgu yapıldı. İşte şu milisimiz buraya giderken öldü, şu milisimiz şuraya giderken yaralandı şeklinde ilk kez o sözcükler kullanmaya başladı. Hmm. Ama o vardı zaten. Üstelik binlerceydi. Şimdi siz BDP'nin ya da PKK'nın arasındaki KCK yapısına niye operasyon yapıyorsunuz? Milis yapısını kırmaya çalışıyorsunuz. Onlar ellerinde Kaleşnikov'la dolaşmıyorlar ama kitleleri sokağa dökmek, kitleleri intifada adı altındaki başkaldırı eylemlerine sürüklemek için bunlar lokomotif görevi görüyor. İşte bunların içerisinde bir grup var. Sokakta assubayı öldürüyor. Hı hı. İmamı öldürüyor. Ve çok çarpıcı bir şey daha söyleyeyim. Bugünkü yazıda Yüksekovalı Ayşe'yi kim öldürdü? Bakın çok evet, çarpıcı. Evet, ben onu soracaktım çok zaten. Çok çarpıcı bir olay. Çok, evet, çok dikkat çekici bir olay. 15 yaşındaki kız. Hı hı. Ayşe Muhacir. Evinin kapısından çağırılıyor. 8 kurşun sıkılıp öldürülüyor. Bu olayla ilgili polis operasyon yapıyor. Annenin ifadesini alıyor. Bir tane kızımı gelip götürdüler, takip ettim diyor. Sakallı şalvarlı biri tarif ediyor. Bu kişiyi polis yakalıyor. Hı hı. Ferhenk diye bir İranlı. İran'da cinayetten kaçmış. İlginçse İran'dan cinayetten kaçan adam Yüksekova'da elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Dolaşıyor. Şimdi orada polis Ayşe Muhacir'in öldürenlerin 5 kişinin, 5 gencin PKK'nın ÖSB adlı öz savunma birlikleri hmm. adı verilen biriminin üyesi olduğunu. İşlerinden birinin de daha önce PKK adına molotof atmaktan 3,5 ay hapis yattığını açıkladı. Ve tutuklanma gerekçeleri şu: kasten cinayet işlemek ve PKK terör örgütü üyeliği. Hmm. Bunu yazdık, bu açıklamadan 3 gün sonra ben bunu köşeme de koydum açıklamayı. Cumartesi öyküsünde okumuştur Aydınlık okurları. Hmm. 2 gün önce PKK'nın askeri birimi HPG bir açıklama yapıyor. Diyor ki efendim bunu öldüren o bölgedeki katliamcı zihniyettir. Ne biz öldürdük diyor, ne öldürmedik diyor. Ben de soruyorum buradan. Ulusal kanalın canlı yayından soruyorum Hakkari valisine, Yüksekova kaymakamına. Yüksekova merkezinde 15 yaşındaki zavallı bir kızı öldüren kimler? O bölgede karanlık bir çete mi öldürdü, PKK'lılar mı öldürdü? Açıklansın bu. Bir de üstelik öyle bir vahşet var ki fuhuşla suçlanan o zavallı kız otopside bakire çıktığı anlaşılıyor. Şimdi bakın bu Yüksekova'ya geldik. Bu Yüksekova hem PKK'nın bu eylemselliği içerisinde, hem milis yapısı içerisinde, hem askeri yapısı içerisinde, hem de siyasi yapısı içerisinde bir merkez haline gelmiştir. Yani son 3 yılda o kentte öldürülen kişi sayısı 20'den fazladır. Üstelik sokakta yürüyen uzman çavuş sivil halde öldürülüyor, polis öldürülüyor. İzmir'den öğretmen eşini oraya götürüp teslim edip oraya yerleştiren mühendis öldürüldü biliyorsunuz. Hı hı. Sırtından 7 kurşunla öldürüldü. Geçen işte yine
uzman çavuş öldürüldü. Bu olaylar devam ediyor bu şekilde. Yani şunu bir yandan da biz hani o çok 90'lı yıllarda yaşadığımız faili meçhul cinayetleri de aydın hatırlatıyor. Çok yani yeniden öyle bir dönem. Çok doğru bir noktaya geldi. Sadece faili meçhul değil. PKK'yı Hizbullah yöntemi cinayetlere yönelten ne burada şimdi? Bir dönem Hizbullah'a Hizbul kontra olarak niteliyordu. PKK çünkü arkadan gelip ateş edip insanları öldüren bir örgüt vardı. PKK hangi gerekçeyle, hangi psikolojiyle ya da PKK'lı olduklarını sananlar ya da PKK'nın içindeki bazı gruplar hangi psikolojiyle Hizbullahvari cinayetlere, o yöntemle yapan cinayetlere yönelmeye başladı. Bu da çok dikkat çekicidir. Hı-hı. Yani tüm bunları yan yana getirdiğinizde ortada bir kaos var. Bu kaosu hem devletin duyarsızlığı, hem güvenlik güçlerinin operasyon yetersizliği, hem PKK'nın içerisinde bulunduğu şok, şaşkınlık, rotasızlık bu kaosu arttırıyor. Herkes Uğur Mumcu'nun şu sözüne çok dikkat etsin. Güneydoğu karanlık bir kuyudur. Herkes bir taş atıyor. Taş atıyor, evet. Tabii bu durum Türkiye'yi nerelere götürür, nerelere sürükler? Asıl can yakıcı soru o herhalde. Hiç iyi yöne gitmiyor. Gitmiyor. Batı'da PKK'nın eylemleri ne yazık ki artacak. Artacak. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Faraç katkılarınız için. Evet, Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Faraç'la konuştuk. PKK yöntem mi değiştiriyor? Ne yapmaya çalışıyor? Önümüzdeki günlerde ne beklememiz gerekiyor? Bu sorulara yanıt aradık. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum ve devam ediyorum efendim. Sayın seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu okuduğu şehit babası isyan etti. Şehit babası Mehmet Gencer Erdoğan'a seslenerek bizi siyasetine malzeme yapma dedi. Şehit babası ayrıca başbakanın sicilinin de bozuk olduğunu söyledi. Ben burada öldümse Allah yolunda, vatan, namus ve millet yolunda öldüm. Benimle aslında gurur duyun ve gülün, asla ağlamayın. Eğer ağlarsanız ben yattığım yerde rahat edemem. Dedeme de hepinizin selamını söylerim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Yazacak başka bir şey bulamıyorum oğlunuz Serhat. Oğlumun yazmış olduğu o mektubu siyasetine, kendi siyasetine alet etmiş olduğu için bir kere daha kınıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu okuduğu şehit babası ulusal kanalda isyan etti. Buradan Sayın Başbakan'a hatırlatmak istiyorum. Bizleri kullanmasın. Benim oğlumun mektubunu orada okuyarak kendi siyasetine malzeme yapmasını kesinlikle kesinlikle kabul edemem. Şehit babası Mehmet Gencer Haber Artı programına katılarak başbakana tepkisini dile getirdi. Başbakanın kendilerinin acılarını siyasete malzeme yaptığını söyleyen şehit babası, oğlumun mektubunu kendi siyasetine alet ettiği için kınıyorum dedi. Bizleri kullanmasın. Benim oğlumun mektubunu orada okuyarak kendi siyasetine malzeme yapmasını kesinlikle kesinlikle kabul edemem. Şehit babası, başbakanın sicilini biliyoruz diyerek PKK ile yapılan müzakere görüşmelerine de tepki gösterdi. Bugüne kadar haburu yapan o, bizlere yaşatan o, çocuklarımızın katillerine genel af talep eden yine o, Sayın Başbakan'dır. Sayısız PKK'ya ve yandaşlarına verdiği bir sürü tavizlerle PKK'yı bu noktaya taşıyan o. 2007 seçimlerinde BDP'nin 19 milletvekili varken bugün BDP'nin 35 tane milletvekili var. Bunlar verilen sayısız tavizler sayesinde olmuştur. Ve Sayın Başbakan'a o beyanatından dolayı tekrar kınamak istiyorum. Ergenekon tutuklusu Albay Dursun Çiçek'in oğlunun şehit edilmesinden sonra kendi yanına geldiğini ve acısını paylaştığını hatırlatan baba Gencer, Çiçek'in suçlu olduğuna inanmadığını da ifade etti. Oturup ağlayan Dursun Çiçek Albay'ıma acıyorum ben. Suçu nedir bilmiyorum. Suçlandığı konuyu da gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir şehidin babası ağlıyor diye boynuna sarılarak 3 sefer görüşmemizin 3'ünde de oturup ağlayan o Dursun Albay'ıma da gerçekten çok üzülüyorum, ağlıyorum. Tanıdığım kadarıyla çok dürüst bir insandı. Ama suçlandığı konuyu gerçekten bilmiyorum. Onun suçlandığı konuyla ilgili hiçbir araştırmam da olmadı.
şuna inanıyorum ki o insan, onun gibi insanlar, bir şehidin babasının boynuna sarılarak ağlayan insanlar gerçekten vatanını, milletini seven dürüst insanlar olduğuna da inanıyorum. Sayın seyirciler, Trabzon'un Araklı ilçesi Turup mevkiine katı atık tesisi yapılmasını istemeyen yurttaşlar barikatı bugün de sürdürdü. Turuplular ellerinde pankartlarla ihalenin yapıldığı binaya girmek istedi ancak polis engel oldu. Bu görüntüler Trabzon Rize Katı Atık Birliği binası önünde çekildi. Trabzon'un Araklı ilçesi Turup mevkiine yapılacak çöp tesisinin ihalesinin bugün yapılacağını öğrenen yurttaşlar ihaleye engel olmak istedi. Ellerinde pankartlarla çöp tesisine protesto eden yurttaşlar ihalenin yapılacağı binaya girmek istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri ise yurttaşlara engel oldu. Bu sırada polisle yurttaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yurttaşlar binaya alınmayınca Trabzon Valiliği'nin bahçesinde beklemeye başladı. Aynı dakikalarda ise Turup'un çöplük olmasının yolunu açan ihale yapıldı. İhaleyi alan firmanın kim olduğuysa daha sonra açıklanacak. Bir ara veriyoruz şimdi programımıza. Saat 14'te günün gelişmeleri ve canlı yayın konuklarıyla haber yine burada olacak. Ulusal Kanal'dan yeniden merhabalar. Haber burada ikinci bölümüyle devam ediyor. Bu bölüme de yine günün gelişmelerini aktararak başlıyoruz. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kürtajla ilgili tepki çeken açıklamalarının arkasında durdu. Akdağ, annenin başına kötü bir şey gelmişse ne olacak? Gerekirse öyle bir bebeğe devlet bakar sözlerini bugün de tekrarladı. AKP'li Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün ise açık açık tecavüz edilen kadın da doğurmalı dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kürtajla ilgili çalışmalarının 2-3 haftaya tamamlanacağını açıkladı. Belki en azından 2 hafta, belki 3 hafta alabilir. Bakan Akdağ, tecavüz nedeniyle hamile kalan kadınlara yönelik bir soru soruldu. Bakan Akdağ ise, annenin başına kötü bir şey gelmişse ne olacak? Gerekirse öyle bir bebeğe devlet bakar yanıtını vermişti. Bakan Akdağ bugün de sözlerini yineledi. Eğer annenin hayatı ya da sağlığı ile ilgili durumlar dışında geniş bir kısıtlama getirilecekse, dikkat edin cümle eğer diye başlıyor, getirilecekse diye bitiyor. Elbette o çocuğu sahipsiz bırakamayız, o çocuğa devlet bakar diyor. Vahim açıklama ise AKP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'den geldi. Üstün, tecavüz edilen kadın da doğurmalı dedi. Üstün, Down sendromlu doğacak diye bebeklerin aldırılmasına da karşı çıktı. Hava iş kolunda grev yasağı getiren madde kabul edildi. Yasa teklifi meclisten geçtikten sonra Başbakan Tayyip Erdoğan hava işin 29 Mayıs'taki bir günlük eylemini kanunsuz ilan etti. Erdoğan hava işin eylem yöntemini de kılıf uydurmak olarak niteledi. Havacıların karşı çıktığı, havacılara grev yasağı öngören yasal düzenleme dün meclisten geçti. Geçer geçmez de Başbakan Erdoğan bir günlük uyarı eylemini kanunsuz ilan etti. Gece 12'ye kadar süren grev bir defa kanunsuz. Erdoğan dün İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde Somali Geçici Federal Hükümeti Başbakanı Abdiveli Muhammed Ali ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, hava işin iş bırakma yöntemleri içinde kılıf uyduruyorlar dedi. İş ağırlaştırma veya işi bırakma gibi böyle garip garip böyle yaklaşımlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da havacılara grev yasağı getiren yasa hakkında konuştu. CHP lideri yeni düzenlemeyi sözleşmelere aykırı bulduğunu söylemekle yetindi.
Uluslararası sözleşmelere aykırı, anayasanın 90. maddesine aykırı. AKP referandumdan önce grev yasağını kaldıracağız, grev yasağının önündeki bütün engelleri kaldıracağız diye taahhüdü vardı. Yaptığı tam tersi. Doğru bir uygulama değil arkadaşlar. Hak aramanın önündeki engelleri kaldırmak yerine hak arayanları cezalandıran... Tabii bir dipnot ekleyelim. Hava İş Sendikası bu yasanın meclisten geçmesinin ardından süresiz grev kararı almıştı. Süresiz eylem kararı almıştı. Onu hayata geçirmeye devam ediyor. Her gün 6-23 saatler arasında havacılar iş bırakacak sayın seyirciler. Bir yandan da bugün Atatürk Havalimanı'nda o havacılara, yani eylemdeki havacılara destek vermek için siyasi parti temsilcileri, kitle örgütü üyeleri orada bir basın açıklaması yaptılar. Eylemdeki işçilerle bir araya geldiler. Onun da altını çizelim ve gündemdeki diğer gelişmelere bakalım. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı ara kararlarda tutuklulara suç duyurusu yağdırdı sayın seyirciler. Mahkeme İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek ve avukat Şahin Mengül'ün de aralarında olduğu 7 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklulara ve avukatlara suç duyurusu yağdırdı. Mahkeme heyeti İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, Aydınlık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım, yayıncı Durmuş Ali Özoğlu, Gazi Hüseymen Serdar Öztürk hakkında suç duyurusu yaptı. Mahkeme, hakimleri hedef gösterme iddiasıyla emekli Tuğgeneral Veli Küçük ve gizli tanığın kimliğini açıkladığı iddiasıyla Oğuz Alparslan Abdülkadir hakkında da suç duyurusunda bulundu. Duruşmada sarf ettiği sözler nedeniyle eski CHP milletvekili avukat Şahin Mengü de suç duyurularından payını aldı. Doğu Perinçek, eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ve AKP milletvekili Şamil Tayyar'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin dinlenmesi talebinde bulunmuştu. Savcı, talebin kabul edilmesini istedi ancak mahkeme heyeti bu talebi ileri bir tarihte değerlendirme kararı aldı. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın tanık olarak dinlenmesi talebi de ileri bir tarihe ertelendi. Ara kararlara göre emekli Orgeneral Şener Er Uygur bir sonraki duruşmada hazır bulunacak. Mahkeme heyeti BDP'li Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Hasip Kaplan'ın müdahillik taleplerini ise bir kez daha reddetti. Doğu Perinçek'in talebi üzerine Devrimci Subaylar Örgütü dava dosyasının ve Abdullah Öcalan'la Sabri Ok arasındaki telefon görüşme çözümlerinin dosyaya dahil edilmesine karar verildi. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın mektubunu okuduğu şehit babası isyan etti. Şehit babası Mehmet Gencer Erdoğan'a seslenerek "Bizi siyasetine malzeme yapma" dedi. Şehit babası ayrıca başbakanın sicilinin de bozuk olduğunu söyledi. Ben burada öldümse Allah yolunda, vatan, namus ve millet yolunda öldüm. Benimle aslında gurur duyun ve gülün, asla ağlamayın. Eğer ağlarsanız ben yattığım yerde rahat edemem. Dedeme de hepinizin selamını söylerim. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi çok özledim. Yazacak başka bir şey bulamıyorum oğlunuz Serhat. Oğlumun yazmış olduğu o mektubu siyasetine, kendi siyasetine alet etmiş olduğu için bir kere daha kınıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu okuduğu şehit babası ulusal kanalda isyan etti. Buradan Sayın Başbakan'a hatırlatmak istiyorum. Bizleri kullanmasın. Benim oğlumun mektubunu orada okuyarak kendi siyasetine malzeme yapmasını kesinlikle kesinlikle kabul edemem. Şehit babası Mehmet Gencer, Haber Artı programına katılarak başbakana tepkisini dile getirdi. Başbakanın kendilerinin acılarını siyasete malzeme yaptığını söyleyen şehit babası, oğlumun mektubunu kendi siyasetine alet ettiği için kınıyorum dedi. Bizleri kullanmasın. Benim oğlumun mektubunu orada okuyarak kendi siyasetine malzeme yapmasını kesinlikle kesinlikle kabul edemem. Şehit babası, başbakanın sicilini biliyoruz diyerek PKK ile yapılan müzakere görüşmelerine de tepki gösterdi. Bugüne kadar haburu yapan o, bizlere yaşatan o, çocuklarımızın katillerine genel af
talep eden yine o Sayın Başbakan'dır. Sayısız PKK'ya ve yandaşlarına verdiği bir sürü tavizlerle PKK'yı bu noktaya taşıyan o. 2007 seçimlerinde BDP'nin 19 milletvekili varken bugün BDP'nin 35 tane milletvekili var. Bunlar verilen sayısız tavizler sayesinde olmuştur. Ve Sayın Başbakan'a o beyanatından dolayı tekrar kınamak istiyorum. Ergenekon tutuklusu Albay Dursun Çiçek'in oğlunun şehit edilmesinden sonra kendi yanına geldiğini ve acısını paylaştığını hatırlatan Baba Gencer, Çiçek'in suçlu olduğuna inanmadığını da ifade etti. Oturup ağlayan Dursun Çiçek Albay'ıma acıyorum ben. Suçu nedir bilmiyorum. Suçlandığı konuyu da gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir şehidin babası ağlıyor diye boynuna sarılarak 3 sefer görüşmemizin 3'ünde de oturup ağlayan o Dursun Albay'ıma da gerçekten çok üzülüyorum, ağlıyorum. Tanıdığım kadarıyla çok dürüst bir insandı. Ama suçlandığı konuyu gerçekten bilmiyorum. Onun suçlandığı konuyla ilgili hiçbir araştırmam da olmadı. Şuna inanıyorum ki o insan, onun gibi insanlar, bir şehidin babasının boynuna sarılarak ağlayan insanlar gerçekten vatanını, milletini seven dürüst insanlar olduğuna da inanıyorum. Türk futbolu UEFA darbesiyle sarsıldı sayın seyirciler. UEFA, Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor'a mali disipline uymadıkları için Avrupa kupalarına bir yıl katılmama cezası verdi. UEFA'nın kararıyla UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş ve Bursaspor önümüzdeki yıl bu kupaya katılamayacak. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, mali kriterlerdeki uyumsuzluk nedeniyle Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor kulüplerine ceza verdi. UEFA 3 Türk takımına Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman dün Nyon kentinde UEFA yetkililerine karşı savunma yaptı. Savunmanın ardından açıklanan kararda mali kriterlerdeki uyumsuzluk nedeniyle Beşiktaş Kulübü'ne Avrupa kupalarından bir yıl men cezası verildi. Bu kararla Beşiktaş hak kazandığı UEFA Avrupa Ligi'ne bu yıl gidemeyecek. Beşiktaş'a verilen cezanın ardından aynı gerekçeyle Bursaspor ve Gaziantepspor'a da Avrupa kupalarından bir yıl men cezası geldi. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Bursaspor da önümüzdeki yıl Avrupa kupalarında olmayacak. UEFA Avrupa Ligi'ne Beşiktaş'ın yerine Eskişehirspor'un, Bursaspor'un yerine de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un gitmesi bekleniyor. Türkiye, Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin Ankara'daki maslahat güzarı ve Büyükelçilik'teki diğer tüm diplomatik personelin 78 saat içinde ülkemizden ayrılmasını talep etti. Süre cumartesi gece 24'te dolacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Suriye'nin Ankara maslahat güzarı ve Büyükelçilik personelinin sınır dışı edildiği duyuruldu. Açıklamada sınır dışı kararına gerekçe olarak Hule olayları gösterildi. Suriye güvenlik güçlerinin Humus'un El Hule ilçesinde katliam yaptığı kaydedildi. Açıklamada Suriyeli diplomatların Türkiye'yi terk etmeleri için bugünden itibaren 72 saat süre verildi. Suriyeli diplomatları sınır dışı etme operasyonunda ilk adımı Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri attı. Türkiye de bu kervana bir gün sonra katıldı. Amerika, Kanada, Almanya, Fransa gibi ülkelerin yer aldığı 13 ülke Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. Suriye'nin İdlib kentine bağlı Hule köyündeki katliamın ardından Amerika'nın başını çektiği Suriye karşıtı cephe Şam yönetimini suçlama kampanyası başlattı. Türkiye, Amerika, Katar ve Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne başvurdu ve Suriye yönetiminin sorumluluğunun araştırılmasını istedi. Suriye karşıtı cephenin asıl kritik adımı ise çarşamba günü toplanacak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında atacağı öğrenildi. Buna göre Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri toplantıda Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasını isteyecek. Zira ceza mahkemesine taraf olmayan Suriye'yi davaya dahil etmenin tek yolu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AKP hükümetinin Suriye politikasına karşı çıktı. AKP döneminde Türkiye'nin Orta Doğu politikalarını başkalarının belirlediğini söyledi ve bu durum Türkiye'yi dış politikada taşeron durumuna soktu dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de Toros Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir gençlik programına katıldı. Kılıçdaroğlu program bitiminde basının sorularını yanıtladı. CHP lideri Suriyeli diplomatları sınır dışı etme kararını değerlendirdi. Hükümetin aldığı bir karar Suriye politikasını, Türkiye'nin izlediği Suriye politikasını doğru bulmuyoruz öteden beri. Kararın Batı'nın egemen güçlerinin politikaları olduğunu söyledi. Türkiye Batı'nın egemen güçlerinin politikalarını Türkiye Orta Doğu'da uygulayan bir ülke konumunda olmamalı. AKP'nin Türkiye'yi Batı'nın taşeronu durumuna soktuğunu kaydetti. İlk kez bu hükümet döneminde Orta Doğu politikalarını başkaları belirliyor, uygulayıcısı da Türkiye. Bu Türkiye'yi dış politikada taşeron durumuna soktu, doğru değil. Sayın seyirciler, polisin sıktığı biber gazından hayatını kaybeden 31 yaşındaki Çayan Birbe'nin cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Birbe'nin naaşı otopsi işlemlerinin ardından Rize'ye gönderilecek. Birbe yarın Pazar ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Yalova'da ayırmaya çalıştığı kavgada polisin kullandığı biber gazından etkilenerek hayatını kaybeden astım hastası Çayan Birbe'nin cenazesi otopsi işlemleri için dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirildi. Birbe'nin doktorları ölüm nedenini biber gazının neden olduğu stres, stresin yol açtığı hipertansiyon sonucunda beyin baloncuğunun patlaması olarak açıkladı. Ancak Birbe'nin kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonucu açıklığa kavuşacak. Çayan'ın cenazesiyle birlikte İstanbul'a gelen dayı Metin Haberal hükümete tepkiliydi. Var mı? Böyle bir devlet var mı? Merak ediyorum. Bir bakanı çıkıp açıklıyor, zararsız gaz diyor ama vatandaşın üzerinde test yapıyorlar bu gazı. Test yapıyorlar. Acaba bu gaz zararlı mı değil mi? Görsünler zararlı mı değil mi diye. Birbe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Rize'ye gönderilecek. Birbe, Pazar ilçesinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kentsel dönüşüm yasasını onayladı. Böylece afet yasası resmen yürürlüğe girmiş oldu. Şimdi sıra aman depremde yıkıldı yıkılacak gerekçesiyle milyonlarca yurttaşın evini yıkmaya geldi. Deprem bahanesiyle gündeme getirilen afet yasası Cumhurbaşkanı'nın onayı ardından resmi gazetede yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren yasaya dayanarak Türkiye genelinde milyonlarca kişinin evleri yıkılacak. Şimdi gideceğiz, gerekirse evleri yıkacağız. Yıkımlar ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de başlayacak ve tüm yurda yayılacak. Kentsel dönüşümde yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'de olacak. Yasaya göre ilk önce riskli yapılar belirlenecek. Bu yapılara elektrik, su ve doğalgaz başta olmak üzere verilen tüm hizmetler durdurulacak. Ardından sağlam raporu alamayan bina sahiplerine yıkım tebligatı yapılacak. Uygulamaya geçilmeden önce yapı sahibine tasını tarağını toplaması için en az 2 ay süre tanınacak. İlk önce bina sahipleriyle anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşmayı kabul edenlere geçici konut, iş yeri tahsisi ya da kira yardımı yapılacak. Eğer bina sahipleri anlaşmaya yanaşmazsa binalar bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılacak. Yıkım kararı verilen binalar için itiraz yolu da kapalı. Yurttaşlar yürütmeyi durdurma davası açamayacak. Trabzon'un Araklı ilçesi Turup mevkiine katı atık tesisi yapılmasını istemeyen yurttaşlar barikatı bugün de sürdürdü. Turuplular ellerinde pankartlarla ihalenin yapıldığı binaya girmek istedi ancak polis engel oldu. Bu görüntüler Trabzon Rize Katı Atık Birliği binası önünde çekildi. Trabzon'un Araklı ilçesi Turup mevkiine yapılacak çöp tesisinin ihalesinin bugün yapılacağını öğrenen yurttaşlar ihaleye engel olmak istedi.
Ellerinde pankartlarla çöp tesisini protesto eden yurttaşlar ihalenin yapılacağı binaya girmek istedi. Çevrede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri ise yurttaşlara engel oldu. Bu sırada polisle yurttaşlar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Yurttaşlar binaya alınmayınca Trabzon Valiliği'nin bahçesinde beklemeye başladı. Aynı dakikalarda ise tribün çöplük olmasının yolunu açan ihale yapıldı. İhaleyi alan firmanın kim olduğuysa daha sonra açıklanacak. Sayın seyirciler, gündemin baş döndürücü bir hızla değiştiği Türkiye'de son günlerde nur topu gibi bir gündem maddemiz daha oldu. Kürtaj. Başbakan Erdoğan'ın kürtajın günah olduğunu söylemesi, arkasından kürtajla ilgili yasal düzenlemeler konusunda düğmeye basılması, kürtajın her yönüyle hayatımıza girmesine neden oldu. Kürtaj nedir, yapılmalı mıdır, yasaklanmalı mıdır? Bu tartışmalara girmeyeceğiz elbette. Biz daha çok gündemimiz nasıl oluyor da bu kadar çabuk değişiyor, kim belirliyor, medya nasıl bir rol üstleniyor ve kamuoyunun kafası sürekli değişen bu gündemlerle deyim yerindeyse allak bullak olmuyor mu? Bunları konuşacağız. İstanbul Aleli Üniversitesi İletişim Fakültesinden Profesör Doktor Nazife Güngör konuğumuz. Hoş geldiniz. Hemen belirtelim, bizim rutin görüşmelerimiz cuma günü oluyordu ama bu hafta için perşembeyi aldık. Onu da izleyicilerimize, özellikle bizi sürekli izleyenlere aktarmış olalım. Ne diyorsunuz? Yani özetledim ben, kürtajla yatıp kalkıyoruz yani son günlerde. Ve hakikaten de çok hızlı, yani birdenbire bir bakıyoruz, hiç düşünmediğimiz, hiç aklımıza gelmeyen bir konu bizim gündemimize yerleşivermiş. Medya da onunla yatıp kalkıyor, işte bizler de konuşuyoruz. Niye bu kadar, nasıl bu kadar hızlı? Bu Türkiye'ye özgü bir durum mu? Aslında Türkiye'ye özgü bir durum değil. Ama Türkiye'de son zamanlarda galiba bu tür yönelimlere daha çok yer veriliyor. Çünkü Türkiye çok dinamik bir ülke. Yani bir de çok önemli gündemleri var tabii Türkiye'nin şu anda, hem uluslararası düzlemde hem işte ulusal düzlemde çok fazla gündemi var Türkiye'nin. Önemli politik gündemleri var. Bu önemli politik gündemler çok da kritik. Halkı, toplumu rahatsız eden politik gündemler. Çok böyle ivedilikle çözüm aranması, bulunması gereken politik gündemler ki bunlardan bir tanesi çok önemli ve özel bir yerde duruyor. Ekonomi. Bir diğeri işte komşularla ilişkiler. Suriye kriz haline geldi. Suriye ile ilişkiler. Dolayısıyla belki savaş gündemi, yani belki savaş konusu gündeme gelecek vesaire. Bir diğer yerde bakıyoruz işte işçiler, memurlar zam derken işte ya zaten geçinemiyoruz, işte geçim sıkıntısı çekiyoruz falan derken bir de ardından işte grev, lokat vesaire gibi yasaklamalar. Hani çok ciddi toplumsal düzlemde çok ciddi bir takım konular var. Dolayısıyla bir taraftan da işte şeyden geldi, zaten Uludere olayından geldi. Nasıl olduysa oldu, Uludere olayı kürtaja bağlandı ve basın orada tıkandı. Yani burada tabii politikacıların gündemi, politikacıların halka ilişkin, ülkeye ilişkin gündemi sürekli değişebilir ama burada bizim üzerinde özenle durmak istediğimiz, özellikle daha doğrusu durmak istediğimiz, hani basına ne oluyor ya da medyaya ne oluyor? Medya burada... Neden bu kadar çabuk atlıyorlar diyelim tabii, yani? Şimdi ya bir zamanların basını halk için bir önder rolündeydi. Kanaat önderi rolündeydi belli ölçüde. Bilgilendirici, aydınlatıcı bir roldeydi. Dolayısıyla bir zamanların, eskilerin basını... Yani eskiler dediğim çok da eskiler değil, işte 20-30 yıl öncesine kadar, yani holdingleşmeden, bu denli holdingleşmeden önce basının görevi daha halka dönüktü, daha halkla iç içeydi. Mesela 30 yıl öncesinin, 20 yıl öncesinin gazetecisini halk her yerde bulabilirdi. Yani işte otobüs durağında birlikte beklerlerdi, bakar işte işçi sabahın köründe işine gidecektir. Gazeteci kamerasını yüklenmiştir, o da otobüs bekliyor, dolmuş bekliyor, öteki de bekliyor. İkisi de birer simit almışlar orada sabah otobüs beklerken, simitlerini yerken, o arada sohbet ediyorlar. Nedir çocuğum, işte ne var bugünlerde, ya işte bizim de şu yollar yapılmadı, çamurdan da çıkamıyoruz, bir yazı versen şunu. Hani böyle bir muhabbet vardı halkla
gazeteci arasında, muhabir arasında. Çünkü ikisinin safları aynıydı. Gazeteci halkın yanındaydı. Eğer bir saf tutması gerekiyorsa bu saf halkın yanındaki yani saftı. Ya her halkın yerdeydi. Gündemi aslında tabii, gazetecinin de medyanın da gündemini oluşturuyordu. Dolayısıyla basın ya da gazeteci gündemini ararken, gündem konularına bakarken, kendi gündemini oluştururken halka bakıyordu. Halktan hareketle gündem oluşturuyordu. Orada sorunlar nedir? Oradan dünya nasıl görünüyor? Orada halkın içinde bulunduğu yaşam içerisindeki sorunsallar neydi? Onlara bakıyordu. Halkın yanında yer almak, halkın gözünden bakmak, aynı zamanda da yönetimlerin yapıp ettikleri hakkında halka bilgi vermek. Şimdi burada temel konu basın saf değiştirdi. Basın medya olunca, basın holdingleşince, basın çok önemli bir ekonomik güç olunca, yani kapitalist sektörde çok önemli bir ekonomik güç olunca, daha ve tabii bunların sonucunda basın aslında evet çok önemli bir güç olunca, dolayısıyla ama aynı zamanda diğer, bağımlı olunca tabii. Ama bağımlılık ekonomik, ayrı bir şey. Ama burada önce bir güç olması. Güç olunca ne yapacak? Güç gücün yanında yer alır. Şimdi ekonomik güç olunca, ekonomide önemli bir güç olunca siyasi gücün yanında yer aldı. Şimdi orada da bir değişim var. Bir zamanlar devlet yönetimi vardı. Yani devletler işte bürokratlardan oluşur, devlet adamları tarafından yönetilen ülkeler devlet adamları tarafından yönetilir. Devletin yönetici kadroları vardır. O yönetici kadrolar anayasalara uygun biçimde, devletin hukuksal yapısına uygun biçimde devletleri yönetirlerdi. Şimdi yönetimlerin yerine güç geldi, oturdu. Şimdi artık ne diyoruz? Sürekli iktidar diyoruz. Aslında iktidar olmaması gerekir. Çünkü iktidar dediğimiz anda ona çok üst düzey bir güç atfediyoruz. Onu zaten sıradan, normal halktan, toplumun geri kalanından soyutlayıp çok üst bir yere konumlandırıyoruz. Hı hı. Şimdi devlet yönetimler, işte yürütmenin, yargının ve yasamanın yönetici güçleri, daha doğrusu yönetici kesimleri diyelim, iktidar olunca, kendilerini iktidar olarak tanımlayınca ve iktidar olarak tanımlanınca, ekonomi içinde de bir takım kesimler kendilerini iktidar olarak tanımlanınca, bu defa ne oldu? O iktidarlar arasında bir saf olmaya başladı. Yani halk diğer tarafta kaldı. Evet. Halkın karşısında bir iktidar safı oluştu. Çok ilginç bir şey. Bir iktidar ittifakı oluştu. Şimdi dolayısıyla basın da medya olunca bu iktidar ittifakının yanında yerini aldı. Eğer bir saf tutması gerekiyorsa bu artık halkın yanı değildi. Dolayısıyla pencere de değişti. Hangi pencere değişti? Baktığı pencere değişti. Bir zamanlar gündeme, konulara, sorunlara vesaire kendi gündemini oluştururken, o kendi durduğu, halkın durduğu yerden, çünkü halkın yanındaydı, halkın penceresinden bakıyordu. Şimdi yeni ittifakın alanından, yeni ittifakın penceresinden, yani iktidarın penceresinden bakıyor. Bu iktidar siyasal merkezli bir iktidardır. Etrafında ekonomi, paranın da artık şey yaptığı, konuşlandığı bir iktidar peki, bloku var şimdi. Şimdi şöyle bir soru gelebilir hatta tabii izleyicilerimizin. Evet. İşte kürtaj da aslında hani son derece önemli bir konu. Yani yapılmak istenen şey çok önemli. Kürtajın yasaklanması gündemde şimdi. Kadınları ayağa kaldıran bir durum. Çünkü kadınların zaten zor elde ettikleri bir haktı bu aslında. Tabii. Şimdi diyecek ki o zaman medya ya bunu görmeyecek miyiz? Hani yani bu çok önemli bir konu değil mi? Bizim toplumumuzu ilgilendirmiyor mu? Diyebilirdi demedi. Ama ne zaman ki o yanında yer aldığı, ittifakını oluşturduğu merkezden bir ses geldi, o sesin peşine koşmaya başladı. Hı. İşte sorun o aslında. Yani kürtaj vesaire pek çok konu halkın gündeminde olan konular. Ama bunları artık, önemli olan nokta, bunları artık medya ya da medyanın profesyonelleri, artık gazeteci de dememeye başladık. Medya profesyonelleri artık o gündemler kendilerine verildiği zaman işliyorlar. Hı. Ya da bir işaret, o
sinyal veriyorlar. Tabii evet. İttifak alanı blokunda, blok alanında yer aldıkları merkez iktidardan, merkez güçten bir iş, gelen işaretlere göre artık gündem belirle, kendi gündemlerini oluşturmaya başladılar. Hı-hı. Yani çünkü artık halkın sesi değil, çünkü artık iktidarların sesi. Kendileri de iktidarın yanında iktidara eklemlenen iktidarın sesi olmaya başladılar. Dolayısıyla artık onda ne değişti? Misyon da değişti. Halkı aydınlatma, halkı bilgilendirme, halkın sorunlarını yönetimlere aktarma, yönetimlerin dertlerini halka aktarma biçimdeki o misyon artık sadece neye dönüştü? İktidarların yanında yer alma, iktidarların sesi olma, iktidarların istediği yönde halkı yönlendirme. Bunu bir adım daha atalım, manipülasyon diyelim. Yani bilgilendirmeden yönlendirmeye, yönlendirmeden doğrudan manipüle etmeye doğru bir işlev kayması var basında. Bu neyi mesela gösteriyor? Mesela kürtaj özelinden gidecek olursak veriliş biçimleri haberlerin. Çünkü her yönüyle şimdi şey olmaya başladı. Tabii bir anda ülkenin gündemi oluverdi. Evet. Yani işte haberlerde sunuluyor. Yani orada çok kritik bir takım sorunlar var. Böyle bir konu zaten her zaman halkın gündeminde. Ya buna şu sıralarda hangi medya kanalını açsanız işte mutlaka bir işte kadın doğum uzmanı vesaire vesaire gelip kürtaj meselesini anlatıyor. Yok bilimsel açıdan sorgulanması, yok dinsel açıdan sorgulanması. Nedir? Çünkü ülkenin başbakanı o sözcüğü kullanmıştır. Konuya bir şekilde dikkat çekmiştir. Ondan sonra hani üzerinden basın, dikkat çektiği konu da ilginç bir konuydu. Uludere'den yola bir konu, çıktı. Ama önemli olan medyaya malzeme çıkması. Çünkü artık günümüz holding medyasında hakikaten siyasal iktidarları memnun etme çabası var. Yani halka bilgi aktarma değil. Dolayısıyla şu anda evet iktidarın konusu kürtaj. Kürtaj bir biçimde bu konu bir biçimde girdi. Dolayısıyla şimdi onu daha derinlemesine işleyerek daha işte konuyu gündeme getiren merkez güçleri memnun edecek yönleriyle işleyerek bir şekilde ne olacak? Sevimli basın olacak ya da sevimli medya olacak. Yani orada medyanın aslında derdi artık halkı bilgilendirmek falan değil. Derdi bir yerlere o güç dediğimiz alana, yere, adrese bir takım mesajlar göndermesidir. Ben buradayım, seni destekliyorum. Ne dersen ben bir adım ötesine koşup biraz daha orayı deşiyorum vesaire gibi. O tamamen o iktidar alanında aslında konuların belirlenip gündemin oluşturulup halkın gündemi olarak sunulmasıdır. Halkın gündemi yerine konulup o şekilde sunulmasıdır. Peki halk belki de bugün yoktu halkın gündeminde kürtaj. Evet. Yani çünkü aslında bu sorun çözülmüştü yani aslında. Yani burada bir sorun yok ki. İşi düşen gider. Hani yapar. Onun belli bir süresi hani var zaten. Hani yani bunlarda doktorla hasta arasındaki veya doktorla ihtiyaç duyan arasındaki biri arasındaki iletişimle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla hani bir anda getirip konunun hem o yani bir sorun çıkmış ülkede bir kriz yaşanmış Uludere gibi orada insanlar ölmüş falan filan oradan getiriyorsun oraya bağlıyorsun daha da durmuyor medyada bunu çok önemli bir gündem diye koyuyor. Burada tabii zaman zaman. Peki halk evet bu önemli bir gündem diye algılıyor mu? Yerleşiyor mu? Evet halkın artık bu konuda belli bir bilin ya halkta bir bilinç kayması olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık o medya ile kuşatılmış alanda sürekli bir takım iletilerin yukarıdan verildiği, onun o yaşamına inilmeden, ona sorulmadan, onun üzerinde herhangi bir gözlem yapılmadan, herhangi bir hayatına ilişkin herhangi bir malzeme toplanmadan veri elde edilmesi sürekli yukarıdan medyadan halka gündem dayatılması sürecinde halkın çok da fazla yani ben neyi istiyorum noktasında olduğunu sanmıyorum. Çok öyle seçici artık öyle hani kendi gerçek yaşamına aslında ben halkın artık kendi gerçek yaşamıyla da büyük ölçüde mesafeli olduğunu düşünüyorum. Yani burada çünkü sürekli medyayla öyle bir bombardıman altında ki haber sunuluyor. Haberler bitiyor diziler bitiyor magazinler bitiyor paparaziler. Düşünmeye fırsatı olmuyor yani zaten değil mi? Yani halk, dolayısıyla halk zaten kendi hayatının o kadar artık dışına çıkarılıp kendine kendi hayatına yabancılaştırıldı ki. Dolayısıyla
hangisi onun gündem konusu olmalı? Öncelikli konu hangisi olmalı, hangisi olmamalı? Artık bunu sorgulayacak durumda değil. Yani günümüzdeki gençlik artık okuryazar bir gençlik olmamaya başladı. Artık okumayan, işte geçen hafta konuşmuştuk, sabahtan akşama mümkünse 24 saat uykusuz bile kalarak, mümkünse 24 saat bilgisayarın karşısında Facebook, Twitter vesaire bir takım sosyal medya alanlarında gezinmektir. Özellikle söylüyorum, gezinmektir. Yani bugün artık insanların eğer bir serbest zamanı varsa, serbest zaman dediğimiz şey çalışmanın dışında arta kalan bir zamanları varsa, o zamanları aslında medyanın o kurmaca ortamında gezintiye çıkarak dolduruyorlar. Tam anlamıyla gezintidir. Gezinti nedir? Yani hani gerçek anlamına baktığımızda çıkarsınız işte caddede, sokakta, öylesine zaman öldürürsünüz. Gezinirsiniz. Ne yürüyüştür o, ne koşmadır, ne bir yere varıştır, ne bir hedefiniz vardır. Sadece oyalanırsınız. Bugün aslında medyayla izleyici arasındaki ilişki tam da böyle bir ilişkidir. Oturuyorsunuz televizyonun karşısında, sürekli bir zaplama. Zaplama bir tür gezintidir aslında. Sadece öylesine ne aradığını bilmeden, ne izlemek istediğini bilmeden, amacı, hedefi vesaire olmaksızın sadece gezintili kanallar arasında geziyor. Evet. İnternet siteleri arasında geziyor. Dolayısıyla halk bu hale getirildi. O nedenle halk artık yani ne istiyor, ne istemiyor, yani ne bir yapıyor, bakıma zaten hani yani. Sizin ne konuşacağınıza, neyi düşüneceğinize biz karar veririz. Sunuyoruz yani. Size üzerinde konuşun, düşünün noktasına geldi. Düşünün yok. Konuyu koyuyoruz. İşte size konu, konuşun. Bir sürede bununla oyalanın. Biz düşünüyoruz sizin yerinize de. Çünkü önemli olan nedir? Orada ya politikacıların, ekonomiyle ilgilenenlerin vesaire çok ciddi konuları var aslında. Çok elzem konular var. Onlar halka yansırsa orada kıyamet kopar. Çünkü orada başka şeyler. Onun için böyle hani biraz da magazinleştirilebilecek, biraz da sulandırılabilecek bir takım konuları, biraz da herkesi aslında ilgilendirebilen, biraz da oraya biraz din öğesi koyduğunuzda zaten o konuşabildiği kadar konuşsun, bir türlü zaten işin içinden çıkamıyor. Şimdi kürtaj günah mıdır değil midir? Al sana evet, konu işte konu. Yani konuş, hiçbir çıkışı yoktur çünkü... Bir kere zaten günah nedir, sevap nedir? Soyut kavramları koyuyorsun zavallı insanların önüne. Zaten bir de din öğesiyle, bir şekilde din dinamiğiyle sarmalamışsın. Dolayısıyla konuşur. Yani bir daha önemli, daha ya da çekici bir konu atana kadar onu konuşacaktır. Evet. Medya da bunu pekiştiriyor. Yani bir yandan da tabii hani toplumsal, hani kendi hayatımızla ilgili profili siz çizdiniz ama toplumsal hafızamızı da artık hani çok ama zaten çok önemli. Yani çok ciddi konular tabii, bir bakıyorsunuz birdenbire. Tabii o burada mesela iletişim üzerinde de düşünür Baudrillard. Fransız düşünürdür, bir şey der ya artık hayatımız simülasyon oldu der, simülakralardan oluşuyor işte bir sürü, hani ne demek istiyor yani bir, ya bizim dışımızda bir takım mesajlar akıp geçiyor bir film şeridi gibi, biz artık o karelerin hiçbirine aslında hakim değiliz, yani sürekli önümüzden film kareleri geçiyor, farklı konular daha birine bile ulaşamadan öteki. Dolayısıyla günümüz insanı artık sadece o karelerin peşinden baka kalıyor. Hiçbirine dokunamıyor. Hiçbirini algılayacak zamanı yok. Çünkü algılayacak zaman da tanınmıyor. Arka arkaya birbiriyle ilgili, ilgisiz, bir garip bir biçimde böyle bir akan bir mesajlar dünyası içerisindeyiz. O nedenle artık hani bizim gündemimiz nedir? Hakikaten sıradan halk olarak nerede yaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne istiyoruz? Böyle bir hani fırsat da yok zaten. Yani direkt mesela zoomlandığımız bir konu da yok. Tam bir şeye yoğunlaşacağız. Şimdi bunu daha. Yani onu daha algılamadan zaten onunla şu anda mücadele içindeler. Bir algılamaya ne oldu bir anda gelip hayatımızın merkezine oturdu durup dururken, arkasından başka bir konu. Dolayısıyla böyle bir akıp giden bir mesajlar şey içerisinde, belki bu bir hani nehir diyelim, sürekli akıp gidiyor önümüzden su. Biz nehrin kenarında duruyoruz. O kadar coşkun akıyor ki ona dokunamıyoruz bile. Kenarında duruyoruz ve baka kalıyoruz. Belki medyayla normal izleyici halk arasındaki ilişkiyi biraz böyle de düşünmek gerekir. Su bir bilinmeze doğru akıyor.
Peki şimdi hani yine bu kürtaj meselesi üzerinden biz de gitmiş olacağız ama siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yani bu ya bu bir biyolojik olaydır, bu bir fizyolojik olaydır. Hani bu kadar yasaklama yani, noktasına getirilmesi. Çünkü bugün Sağlık Bakanı Aktağ dedi ki kadın anneye eğer bir şey olursa bile biz o çocuğa bakarız dedi. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı da dedi ki tecavüz sonucu olsa bile çocuk mutlaka doğmalıdır dedi. Şimdi hani kadın açısından baktığımızda da çok vahim bir durum. Mesele kürtaj falan değil aslında. Kürtaj sadece şu anda ortaya atılan bir malzemedir. Yani mesele bu topluma açıklayamayacağı, başa çıkamayacağı bir takım pencereler, bakış açıları sunmaktır. Veya bir bilinç kalıpları vermektir. Dışarıdan dayatma, paket bilinç sunumlarıdır aslında bunlar. Şimdi bu kürtaj vesilesiyle, kürtaj dediğim gibi bir araçtır. Bu vesileyle biraz daha bir din öğesi sunulmuş oldu. Yani oraya yanına bir inanç kondu, din kondu. Yani bu da toplumu şekillendirmeyi bir parçası. Tabii din bağlantılı vicdan kondu. Ondan sonra al başına işte çık işin içinden. Dolayısıyla hani din, vicdan, ahlak o üçlü öyle bir sarmalanıp kalıyor ki insanlar kendi hani o artık çok çözümsüz kalıyorlar. Çünkü baktığımız zaman pek çok yerden aynı şey yapılıyor. Eğitime baktığımızda eğitimin içine din konuluyor. Hı hı. İşte sağlığın içine din konuyor. İşte artık geldi kürtajın içerisinde çok kritik bir yerde. Dolayısıyla orada mesele kürtaj falan değil. Mesele halkı sürekli o dini kendi aslında yapıp kendi paketledikleri, hazırladıkları o din paketinin içerisine halkı çekmektir ve orada tutmaktır mesele. Hmm. Çünkü arkasında bu bir proje ise bu proje devam edecektir başka malzemelerle. Evet. O nedenle kürtaja bakış bu yani herkes serbesttir. Bu bir paketin parçası yani. Tabii ki yani çağdaş insan ne zaman çocuk yapacağını, hangisini doğuracağını, neyi doğurmayacağını, neye bakabileceğini, kendi koşullarını insanlar, çağdaş bireyi bunları ayarlayabilir, programlayabilir, sorgulayabilir. Hmm. Şimdi böyleyken ve bu noktaya gelmişken, büyük ölçüde de sorun çözülmüşken tekrar böyle bir süreçte insanların kafasını karıştırmak ama bu ya aslında hangi dönem olursa olsun siyasal iktidarların böyle bir tarzı vardır. Ne zamanki durumlar ülkede kritiktir, ne zamanki ülkede işte şimdi yani Suriye'yle hakikaten doruğa çıkıyor, tırmanıyor Suriye krizi. Ne zamanki ortalık karışıyor, ne zamanki ciddi gündemler ortaya çıkıyor ve çıkma olasılığı oluyor, o zaman heften püften böyle gündelik hayata ilişkin bir konuyu alıp onu yeniden organize edip başka bir formatla insanların önüne koyuyorlar. İnsanlar onunla uğraşırken asıl gündem kayıp gidiyor. Kayıp gidiyor. Dolayısıyla biraz dikkat dağıtma, biraz da kafaları karıştırma. Yani ne zaman yeni yapılar kurarken ya da yeni bir yapılanmaya gitme amacınız varsa önce mevcut yapıyı karıştırırsınız. Orayı bir karıştırırsınız. Hı. Orada bir taşlar oynar. Taşlar bir oynar yerinden. Bir süreç bir hani sapar. O kendi kulvarından sapar. Yapılar, öğeler hepsi birbirine karışır. Daha sonra bu karışan öğeleri yeniden organize edersiniz kendi istediğiniz biçimde. Sanırım şimdi Türkiye'de de böyle bir süreç yaşanıyor. Bir yandan başkanlık sistemi konuşuluyor, öteki yandan savaş var, öteki yandan ekonomik kriz var. Dolayısıyla işte şimdi yeni şeylerde işte işçilere ilişkin yeni bir takım yasal düzenlemeler geliyor, anayasa değişikliği süreci var vesaire vesaire. Ortalık bayağı bir karışır. Siyasal, ekonomik vesaire açıdan, uluslararası siyasalar açısından ortalık karışık. Bu kadar karışık bir ortama biraz halka malzeme lazım. Onu da nereden alırsın? Halkın o kendi gündelik hayatının içinden bir şeyi alırsın. Hepsinin de ortak ilgilenebileceği, çok kolay ilgileri çekecek bir konuyu alırsın. Birazcık onu yeni bir paketle, yeni bir ambalajla sunarsın, orada oyalanır. Şimdi böyle bir şey yapılıyor. AKP yani bunu iyi yapıyor ama bu her zaman kullandıkları ya bir yöntem. AKP iyi yapıyor. Günümüzde profesyonel yani iktidarda olup da biraz da profesyonel çalışan herkes yapabilir. Aslında bu sadece dediğim gibi AKP'nin de değil. Yani bu artık dünyada da böyle. Yani güç merkezleri böyle çalışıyor. Peki ben onu soracaktım. Yani hakikaten dünyaya baktığımızda da gündem bizdeki gibi bu kadar hızlı mı
değişiyor? Oradaki medya hemen ayak uyduruyor mu mesela siyasetin söylediklerine? Zaten bir yapı bizdeki gibi çalışıyor. Değişen bir şey yok ki. Özünde değişen bir şey yok. Sadece tarz farkı vardır muhtemelen. Bizim farkımız, gelişmiş ülkelerden farkımız, onlar daha yerleşik oldukları için sistem olarak orada hani iktidarlar sistemle bu kadar kolay ilgili uğraşamayabilirler. Daha doğrusu bu kadar kolay oynayamayabilirler sistemle. Bizde sistem çok yerleşik olmadığı için her an, yani hafif dokunduğunuzda taşlar oynamaya başlıyor. Onun için bizde sistemler sallantıda olduğu için bizim gibi ülkelerde, bir de sürekli merkez ülkelerin, hani asıl o dünyaya, dünyanın gidişine yön vermekle meşgul olan merkez ülkelerin biraz da emirleriyle, yönlendirmeleriyle olduğu için bizim gibi ülkeler çok daha hassas bu konularda. Yani artık hani batılı ülkeler belli ölçüde bu gündelik hayatlarına ilişkin meseleleri çözmüş. Dini belli bir yere konuşlandırmış, gündelik hayatın daha başka konularını başka bir yere konuşla, sağlığı başka bir yere. Yani orada programlar oturmuş. Hayatın her kamu kulvarındaki... Kamu yararı açısından baktığımızda peki öncelikli midir mesela orada? Tabii ki. Tabii ki, çünkü orada sistem oturduğu için önceliktir. Ama ne var batılı ülkelerin yaptığı? Batılı ülkeler artık şimdi kendi büyüme, gelişme ve kendi soluk alma projelerini bizim gibi ülkeler üzerinden yürütüyorlar. Onun için götürüp dış güçlere bağlıyorum olayı. Hani biz onların programı kapsamında olduğumuz için bizi etkiliyorlar. Yani bu kürtaj meselesini de ben doğrudan bizim siyasal iktidardan, yani şey, iç mesele olarak çıktığını mutlaka birileri dışarıdan da akıl veriyordur. Bir takım şeyler gösteriyorlardır. Bir takım yollar, hedefler, yöntemler, noktalar gösteriyorlardır. Çünkü aslında bu hakikaten, yani dünyanın gidişine yön vermekte olan güç ulus devletlerin iç işlerine de karışır ve ulus devletlerin içindeki her tür alanı da organize etmeye, yeniden programlamaya çalışıyor. O nedenle çok birbirine bağlı şeyler ve burada medya çok önemli bir yerde duruyor. Dediğim gibi, yani medya, basın olmaktan çıkıp da medya olunca zaten artık işler çok değişti. Çünkü medyanın sözcük anlamı da çok iyi oturuyor bu yeni döneme. Medya aracı demek. Kime aracı? Kimin elindeyse onun aracıdır. Hani kimin elinde? Gücün elinde. Bir kere sermayenin, büyük sermayenin elinde. Şimdi büyük sermayenin sahipliğindeki bir medya halkın yanında mı durmalıdır, yoksa gücün? Tabii ki gücün içinde durmalıdır. Çünkü orada varlık nedeni zaten mülkiyet yapısı içerisindeki patronu korumaktır. Patronun çıkarlarına hizmet etmektir. Patron da siyasal iktidarla o iktidar bloku içinde yer aldığına göre mesele son derece açıktır. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok ben sağ olun değerli katkılarınız için. Evet, kürtaj tartışmaları üzerinden gündem konusuna değindik. Gündem neden bu kadar hızlı değişebiliyor Türkiye'de? Kim yapıyor bunu? Medya nasıl bir rol üstleniyor? Bütün bunları konuştuk. Profesör Doktor Nazife Güngör'e bir kez daha teşekkür ediyorum ve haber buradayı bugün de noktalıyorum efendim. Yarın saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.